Prostat kanserinin evreleri aslında diğer kanserlerin evrelendirmesinden farklı değil. Yani evre 1, 2, 3, 4 diye klinik evrelemesi var. Ama burada bilmemiz gereken şey şu. Şimdi mesela evre 4 hastalık dediğimizde genelde hastalar çok morali bozuluyor. Artık son dönem mi? Yani evre 1 ilk dönem, evre 4 son dönem. Öyle algılamamak gerekiyor. Evre 4'ün niteliği son derece önemli. Niceliği de önemli ama niteliği daha önemli. Yani sadece kemik metastazı varsa hala çok uzun süreli bir yaşam beklentisi ve iyi bir tedavi bekliyor hastayı. Evre 1, 2, 3 dediğimiz metastaz yapmamış prostat kanseri. Tamamen o patolojiyle ilgili olan bir şey ve bizim tedavi stratejilerimizi belirlemeye yönelik olan şeyler. Ve hala lokal hastalık, yani yerel hastalık. Ondan sonra da evre 4 geliyor ki başka bir organa sıçraması prostat kanserinin. Bu başka organ sıçraması da en sıklıkla kemiğe olmakta. Ama kemik metastazları prostat kanserinin yaşam süresini çok ciddi anlamda etkileyecek bir metastaz olmadığını da akılda tutmamız gerekiyor. Ama prostat kanseri organlara sıçramışsa, karaciğere, akciğere, beyne ciddi anlamda tedavi görmesi, tedavi stratejilerinin belirlenmesi gerekiyor. Özetle prostat kanserinin evresi dediğimizde aslında iki şeye bakmak gerekiyor normalde kişisel olarak. Bir tanesi hastalık yerel mi, lokal yaklaşımlarla tedavi edilebilecek bir hastalık mı? Diğeri de yerel olmaktan, lokal olmaktan çıkmış, yayılmış bir hastalık mı? Yani sonuçta hastalarımızın veya hasta yakınlarının akıllarını evre 1, 2, 3, 4 diye takmaktan ziyade buna bakmaları ve dediğim gibi 4. evredeki bir prostat kanserinde neden dolayı 4. evre olduğunu akılda tutmaları gerekiyor.